Herkese merhaba dostlar. Lestron Gamers hoş geldiniz. Bugün dün çıkan 10 Şubat'ta çıkan Erzurum oyunuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Türk bayrağı dalgalanıyor, bir Türk oyunu. Ben sevdim yani, biraz baktım, ben girdim. Dedim videosunu da çekeyim. Müzikleri falan görüyorsunuz zaten, ortam 10 numara zaten. Dedim başlayalım. Şöyle hikaye deyip yeni oyun diyelim. Ne güzel ya, şuna bak ya. Evet, bölüm 1 kaçış. Proximity Games'in yaptığı Türk yapımı Erzurum oyuna başlıyoruz. Of oy, bu an için tünel hiç bitmeyecek sandım. Taylan sen salaksın oğlum. Bu soğukta burada ne yapıyordum ben? Ne sanıyorum ki kendimi? Macera perest mi? Bir an önce ısınacak ve dinlenecek bir yer bulmalıyım. Rastladığım o köylünün dediğine göre ileride imamın evi varmış. Gidelim bakalım. Evet, imamın evine gideceğiz. Şöyle bir haritamıza bakalım. Bayağı büyük bir map'imiz var gördüğünüz gibi. Umarım daha da gelişir. Şu anda biraz optimizasyon sorunları var. Ben ilk başta onları söyleyeyim. 30 FPS falan alıyorum ben bu sistemimde. 30-35 FPS. O da normal şey ayarlarda yani. Ultra'da falan değil. Ultra'yı alırsam çöküyor komple. Onun haricinde siz de seviyeli bir şekilde iyi kötü eleştirilerinizi yorumlara yazarsanız ben de oradan görmüş olurum. Belki benim kaçırdığım falan bir şeyler olur. Ama şu anlık öyle gördüğünüz gibi kara izi falan filan, böyle zıplama, çökme falan. Şu anlık güzel. Seslerde falan bir sorun yok zaten. Senkronizasyon sorunu falan, böyle hani bir kayma olur falan filan. Ben biraz girdim baktım, sesler güzel. Hele bir de bir müzik giriyor böyle ara bir. İnsanı hani böyle bırak dinle, ondan sonra oyuna devam et. O derece bir müzik giriyor. Erzurum'da serisini yapalım dedim madem yeni çıkmış. Biz de bakalım dedim. Evet, imamın evine gidiyoruz. Cami burada olduğuna göre imamın evi de oradadır. Tavşan mafşan var. Böyle etrafta. Hıy! Ay, gel buraya. Gel buraya. Neyse, avlayamadık. İleride avlarız onları da. Şimdi bakalım. Oyuna şöyle genel olarak. Atmosferi güzel. Şu senkronizasyon sorunu biraz daha çözülürse Sayın Proximity Games çok daha güzel olacak. FPS biraz daha artarsa. Onun haricinde şu anlık bir bakalım. Camiye gidelim. Şu an güzel yani, koşuyoruz ediyoruz. Demek istediğim buydu ama müzik sesini biraz kısacağım. Şunu şöyle ver, şunu şöyle ver, şunu da şöyle ver. Biraz açabilirim müziğin sesini, şöyle yapalım. Hatta biraz daha açayım ya. Biraz versin müziği. Çok kısık. Daha müzik girmemiş. Ondan. Müzik böyle bir giriyor. İnsan insanın alıyor ya işte. Evet, cami. Şey biliyorum bir tek. Tuğlalı yerlere zıplayacağız. Karakterimiz adı Taylan. Erzurum'da gezmeye mi gelmişiz? Neye gelmişiz? Bir şeye gelmişiz. Steam'de yazan hikayesini okuyorum. Ve göktaşı düşmüş. Tünelden çıktık imamın evine falan. Yani böyle bir hikayesi var. Bakacağız. El Fatiha. Erzurum şeyden. Benden hızlı okudu, amin. Amin. Bir daha desek. Dua etmişsin, Allah kabul etsin. Çok iyi ya. Camiye bak. Hacı, ne yazıyor? Hacı Eşref Cami. Tabi ses geliyor. Aa, Türk bayrağımız dalgalanıyor burada. Buradan bir şey alalım ya. Böyle bir Türk bayrağını alacak şekilde. Ses alalım şöyle. Tamamdır. Evet. İmamın evi galiba bura. Kapı benim kapı olduğu için sıkıntı yok. İçeriden kilitlenmiş. Buraları biraz biliyorum ben. Önceden de bakmıştım çünkü. Tuğlalı
tuğlalı yerlere çıkacağız. Onu biliyorum. Evet, kapı açıldı. Kapatalım. Selamun aleyküm. Kimse var mı? Yok ki. Kibrit. Alırım. Kağıt. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaş çatmasından dolayı köyleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyorsan, okuyan olursa beni tepedeki gözlü kulesinde bulsun. Allah yardımcımız olsun. Eyvallah. Neler oluyor lan burada? Göktaş çarpması, tahliye. Çok geç olmadan imam bulmam lazım. Bakalım bulacağız. Burada bile şey vardı. Ben zaten buraya kadar geldim tek başıma oynadım da böyle bir seslere falan bakayım diye. Kola, kıtlama şeker, yaprak sarma, Türk çayı. Odunları alalım. Çekmeceleri açabiliyoruz. Türk çayı 3 tane çıktı. Buradan ne çıktı? Odun mu çıktı? İyi. Bir kömürler var. Ha, bere falan çıkmış oralardan dur. Daha yeni yeni geliyor. Düğmeye basınca sol üstte mevcut hedef çıkıyor. Evet. Babet çorap giyelim. Bere giyelim. Bunlar bizi soğuktan koruyacak. Sol üstte gördüğünüz gibi soğukluklar var. Hava sıcaklığı 1 derece. Giyiş sıcaklığı 7 derece. Hissedilen 8 derece. Şu anlık giyiş sıcaklığımız. Onun haricinde. Şöyle bir ateş yaksak. Müzik de giriyor ya. Girmiyor değil, giriyor yani. Müzik de giriyor bakalım. 44 dakika. Pişir. Ne pişirelim, ne pişirebiliriz? Aa bak çanakta böyle kar eritebiliyoruz mesela. Eritelim. Bir tane stoğumuz bulunsun. Evet, bakalım başka araştıracak yeri var mı? Eczacı dolabımız var. Evet, var ol. Fırtına çıktı. Fırtına geçene kadar burada kalırız gibime geliyor benim. F'ye bastım, fener lazım dedi. Fırtına çok yoğun olmuş. Burada merdiven var, girelim. Ne var ne yok, lootlayalım. İşaret bir şey al. Bıçak ver. Kumaş, kibrit. Burada metal. Bir hurda metal daha. Başka ne var? Kumaş. Şöyle yerlere falan da bakıyorum. Oo, kaçırır mıyım hiç? Burada mermi var. Ver. Ondan sonra şurada kapı var. İçeriden kilitlenmiş. Zaten buraya giremedik. E'ye mi basacağım ha? E'ye basınca merdiveni kullanıyoruz. Onu öğrendim. Şöyle içeri girelim. Evet, kar erimiş. Alalım. Şimdi biz birkaç saat uyuyalım bence burada. Kömürümüz de var. Bir kömür kaç? Bir saat. Bir daha ekle. 2 saat. Odun ekle. 3 saat. 3 saat bir yatalım şurada. 3 saat uyuduk. 1 saat, 3 saat. Fırtına bitmedi. Yapacak bir şey yok. Biraz da fırtına da çıkacağız dışarı. Yalnız fırtına çıkarsak bizi yer bu hava. Bu hava bizi bitirir. Ama mecbur gideceğiz artık. Yavaş yavaş. Şöyle ayarlardan ses efektlerini biraz daha kısayım. Büyük ihtimal ondan. Şöyle çıkalım artık. Onun zaten sobanın da şeyi bitmişti. M'ye basacağız. İmamı bul. İmamı bulmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Göz gözü görmüyor. Fırtına tam fırtına yani. Göz gözü görmüyor gerçekten. Onda hemfikiriz. Böyle koşma vardı olana kadar koşuyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz. Oo, nasıl rüzgar esiyor? Nasıl? Bu arada aşırı soğuk yiyoruz bir yandan da. O yüzden hızlı gitmeye çalışıyorum. Hava sıcaklığı eksi 42. Giysimiz 7 derece veriyor. Hisseden eksi 35. Adamı dondurur ya Erzurum. Zaten Erzurum Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden biri falan filan diye yazıyordu açıklamasında. Bakalım gidelim şimdi. Şöyle bir de şu şeye bakacağım. Heh, tamamdır. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam.
Tren rayından uzaklaşınca biraz FPS arttı. Tamamdır. İmam bulmaya gideceğiz şimdi. Köylünün biri demiş ki işte imamın evine git, hani o seni bir ağırlasın, o sana yol göstersin falan filan diye. İmam da yazmış, göktaşı düştü. Ben göz yolcusuna kaçtım. Beni bul. Biz de kaldık imamla beraber şimdi. Ben olayı anlamadım, bakalım. Fırtına da bayağı fırtına ha. Müzik girdi gene. Fırtınanın önümü göremediğim için. İmam neredesin? İmam emmi. Yok. Ortalıkta yok. Aşağı tarafta yok. Demek ki yukarıda. Fırtına dindi. Hele şükür. Vay vay, müziklere bak be. Tam benlik ha. Aha buldum. Buldum buldum buldum. İmam emmi. Aha. Yapma. Çok geç kaldım. İmam ölmüş. Eğer bunu okuyorsan muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir Fatiha oku. Cesedimin kurda kurşaya olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Demir yolunun yakınlardaki bir kulübesi var. Yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın Ziya olabilir. Allah yardımcım olsun. İmamı gömüyoruz arkadaşlar. Vay be. Bir de Fatiha okuyalım. Amin. Dua etmiştin, Allah kabul etsin. Vay be arkadaşlar. İmamı gömdük. Buradaki dalları toplayacağız. İmam ölmüş. İmam soğuktan o fırtınada donmuş. Yetişemedik yani. Allah rahmet eylesin, beni gömün demiş. Gömdük de üstünü karla kapattık herhalde. O geri açığa çıkar. şaka maka, imamı gömdük. Bana bir dua et falan demiş. Fatiha'mızı da okuduk. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim, imamın arkadaşı mıymış neymiş, bir Ziya varmış, avcı. O askerlerle gitmemiştir. O buralara takılır. O burayı bırakmaz anlamında bir kağıt vardı. Git ona bul, o sana yardım etsin. O seni buradan çıkartır demiş. İmam abi sanki bizim geleceğimizi bilerek. Hafiften de gece oldu. Bir süre yukarı çıkalım. Evet, göktaşı düştüğü için galiba kuzey ışıkları havada ve şurada bir yangın gibi bir şey var. Biz de donuyoruz bir yandan. Şimdi yukarı çıkalım. Kapı nerede? Önümü görmüyorum ya. Ben bir sobayı yakalım dedim direkt. Odunla yakmayacağım ateş. Önümüzü görelim. Evet, gofret var, kola var, dürbün var, görmüyorum ama şurada bir şey yok. Dürbünü aldığımız iyi oldu, bakarız sağa sola. Onun haricinde kolalarda efendim bir şey yok. Depo sandığı var, başka da bir şey yok. Şimdi burayı biraz harlasak, saat gece 8 ama kaç saat yatabiliriz ki en fazla? Dalları yakıt eklesek şöyle. 2,5 saat. Yat 2 saat, Allah. Allah'ın ne de olur yat. Hem şöyle bir ısınmış olalım. Yavaştan acıkıyoruz. Su. İçelim. İçelim ya, erişiriz bir tane daha. Oh, içim efekti güzel. Var mı yiyebileceğimiz bir şey? Gofret. Çok iyi, çok iyi. Şey, sağlığı 10 arttırır. Bizim sağlığımız biraz düştü şöyle bakınca, soğuk yediğimiz için. Bu da yanar. Bu hazır burada yanarken şurada bir hemen kar eritelim. Su eritelim. Eriyen su.
Şimdi genel olarak efektler falan güzel şöyle bakıldığı üzere. Yansımalar falan gayet hoş. Şu zıplama efekti biraz garibime gitmişti ilk başta. Şu anda alıştım. Onun harici fırtına çok yoğun. Fırtına biraz daha böyle bir seyreltilebilir. Fırtınadan göz gözü görmüyor. O bir envanter. Çok büyük ama 30 kilo sınırımız var. Fazla bir şey alamayacağız büyük ihtimalle. İşçiliğe gelelim. Burada ne yapabiliyoruz? Sargı bezi yapabiliyoruz. Kibrit yapabiliyoruz. Lacak yapabiliyoruz. Bıçak yapabiliyoruz. Çanak yapabiliyoruz. Dürbün yapabiliyoruz. Fener, meşale, mermi, fişek. Bunları yapabiliyoruz. Bunda tam mermi fişek var. Silah ve tüfek de var oyunda. Ve üşümemez için tavşan çorabı, geyik derisi pantolon, geyik kazağı falan filan böyle kıyafetler de yapabiliyoruz. Olmadı gece yolculuğuna koyacağız. Yavaştan yola çıkacağız. Böyle Taylan'ımızın yüzüne bakarak gördüğünüz gibi. Taylan. Arkadaşın adı Eridi. Tamamdır. Fener aldık mı? Almamışız. Fener bulamamışız hala. Belki dedim bulmuşuzdur. Hemen geçelim. O yukarıda yansın. İmamı da gömdük. Allah rahmet eylesin. Mekana cennet olsun. Şimdi nereye gideceğiz? Buradan tren yoluna akalım. Oradan avcının kulübesine gideceğiz. Ziya Amin'i bulacağız. Tabi bildiğim kadarıyla tren yolunun serbest modda oynamıştım ben ilk başta. Tren yolunun üzerinde konaklayabileceğimiz yerler var. Hop yavaş. Konaklayabileceğimiz yerler var. O yüzden o konaklanan yerlere duracağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. İhtiyaçlarımızı gidereceğiz. Yola devam edeceğiz. Böyle böyle devam edeceğiz. Bakalım oyun hikayesi nereye gidecek? Yani ilk defa bir Türk yapımı oyun görüyorum. Tabi bu şu aralar biraz çıkmaya başladı Türk yapımı oyunlar ama İnşallah bundan sonra daha çok görürüz. İnşallah da bu oyunu geliştirirler. Yani ben Steam'den satın aldım oyunu. Destek olmak isteyen de Steam'den satın alabilir. İlk hafta 21.5 galiba. 21-25 mi 21.5 mu ne? Tam hatırlamıyorum. İlk haftadan sonra da 25 lira. Yani biz bu görüntüde Long Dark'tan aşinayız ama Long Dark Türk versiyonu işte. Gayet güzel. Aa bak mesela şurada önüne bir ev belirdi. Yaklaşınca. Oraya bir uğrayalım. Müzikler falan çok güzel. Yani buram buram memleket kokuyor oyun yani. Anlatabiliyor muyum? İnşallah daha da geliştirilir. Daha da güzel olur oyun. Daha da şey olur. Ev şurada. Hemen gidelim. Buranın etrafında gene dallar mallar olacaktır büyük ihtimalle. Evet, görüldüğü gibi. Böyle taş maş toplayabiliyor muyuz diye bakıyorum. Ne lootlayabiliyoruz diye. Ne lootlayabiliyoruz diye bakmaya çalışıyorum da. Buranın girişi buradan. Gene göz gözü görmüyor. Şuradan bir varil yakalım. Evet. Gene geldik bir loot alanına. Susamlı çubuk kraker ver. Sarımsak ver. Burada sabah ederiz artık. Yoğurt çok güzel ver. Ne var başka? Su ver. Var mı başka bir şey? Aha. Tarhana. Ver çorba yaparız. Kıtlama şeker. Cezve. Kumaş. Kumaş. Buralarda bir şey yok. Hop kibrit. Ver. Neler neler. Evet, videoyu burada bitirelim. Hemen ben ikinci bölüme geçeyim. Arka arkaya atacağım zaten. Köye mahsur kaldık. Bakalım. Göktaşı düşmüş. Köylünün biri demiş ki biz burada kaybolmuşuz. Tabi biz de kendimize kızıyoruz tabi. Diyoruz ki lan biz macera perest biz. Ne işimiz var burada? Köylü diyor ki bak diyor orada bir imam var ileride. İmama git o sana yardımcı olur diyor. Gittiğimiz zaman imam da diyor ki köye göktaşı düştü. Askerler tüm halkı boşalttı. Ben kaldım. Gözcü Kulesi'ne gittim. Eğer bulursam beni orada bulursun diyor. Gittiğim zaman da o fırtınada imam soğuktan ölmüş oluyor. Durum bu. İmamı gömdük. Duasını ettik. İmamın yazdığı nota göre Avcı Ziya'ydı galiba dayının adı. Ona gideceğiz. Ateş sönmesin de. Avcı Ziya'dan dayının yanına gideceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. İkinci bölümde görüşmek üzere. Siz de iyi kötü böyle seviyeli bir şekilde eleştirilerinizi, yorumlar yapabilirsiniz.
İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.